Şimdi bir başka bir fonksiyon sorusu. F z'den r'ye tanımlanmış. Demek ki kesinlikle x'lerimiz tam sayı olacak. Şimdi diyor ki bu 4 eşitse. Yani f için de şöyle yapalım bir saniye. F için de fx eşittir. F için de fx eşittir 4'müş. Şuna biz k diyelim. Ne oldu? fk eşittir 4. Şimdi tanımı uygulayalım. Ayırıyorum burada. Diyorum ki k eğer bir a kare eşitse kök k'dır bunun sonucu. O da 4'e eşitmiş. Yok. K bir a kare sayısına eşit değilse 2k'mış 4. Buradan k ne çıkar? 16. Evet, a kare eşit mi? Eşit. K 16 olabilir. Buradan k ne çıkar? 2. Bir a kare eşit değil. Evet, demek ki k 16 ya da 12 olabilirmiş. Şimdi neydi? Fx eşittir k'dı. Yani fx eşittir 16 ya da fx eşittir 2 olabilirmiş. 16 ise yine buna ayırıyorum. X diyorum ki a kare eşitse kök x olmalıdır cevap 16'yı veren. Yok, x a kare eşit değilse de 2x olmalıdır 16'yı veren. Yani buradan x eşittir 256 olması lazım. X eşittir 8. 256 evet bir tam kare zaten. 8 bir tam kare değil. Demek ki x bu ikisinin değerini de alabilir. Yok, böyleyse x eşittir a kare x farklı a kare olması durumu bizim için geçerliyse buradan ne olacaktır? Kesinlikle buna eşit değilse kök x eşitti buradan 2. Buradan da işte 2x'ti 2. Buradan x eşittir 4'tür. Evet, x bir tam karedir. Bunu kabul ederim. Buradan x eşittir 1'dir. X bir tam kare olmaması lazım ama tam kare bunu kabul edelim. Yani 3'ünü bulmuş olurum. Toplarsam 268 olması lazım. Farklı değerlerin toplamı ama şıklarda da göremedik açıkçası.